Arkadaşlar merhaba. Bu akvaryumu kuralı bugün tam 14 gün oldu. Size demiştim 15 günde bir video çekeceğim diye. Orada 2 haftayı kastettim. Şimdi ne oldu? 14 gün boyunca bu akvaryumda, yani 2 haftalık süreçte su buharlaştı biraz. Yaklaşık 2 santim kadar bir su buharlaşması oldu. Lav kırıklarıyla birlikte bir tane salyangoz varmış arada. O salyangoz peydahlanmış. O burada camları falan siliyor. Burada büyümeye çalışıyor. Ben de ellemedim. Dursun. Zaten bakteri oluşumunu başlatmıştık biliyorsunuz. Bakteri oluşumu tamamlanmıştır. Aydınlatma kullanmıyorum. Çünkü daha içinde bitki olmadığı için ışıkları yakmıyorum. Durup dururken boşuna yosun çıkartmamak için. Zaten bir yosunlanma da yok. Olsaydı kahverengi yosun olması lazımdı. Bakın bir tane daha salyangoz gördüm hatta burada yukarıda. Filtremiz de çalışıyor. Filtremizin içinde biyolojik sünger var. Hem biyolojik hem mekanik filtre için. Ama biliyorsunuz filtrenin içindeki süngerleri hiçbir zaman çeşme suyunun altında yıkamamamız gerekiyor. Çünkü çeşme suyunun altında yıkadığımız gibi o klor sayesinde, klor yüzünden nitrifikasyon bakterileri ölüyor ya da çok büyük zararlar görüyor. Çok büyük bir kayıp veriyoruz aslında biyolojik filtrasyonda çeşme suyuyla yıkadığımız zaman. O yüzden akvaryum suyuyla yıkıyoruz öyle şeyleri mutlaka. Ufaktan bir dekor yapmıştık bu akvaryuma. Tabii şimdi bitkiler ekeceğimiz için yani mutlaka bu dekor değişecektir. Bitkileri aslında bugün ekebilirdim ama yani bir hafta daha beklemek istiyorum ben bu akvaryumda. Acele etmeye gerek yok. Belki hafta içi bitkileri ekebilirim. Ha, şimdi eksek de olur ama yüksek ışık var. Ya yani yüksek ışık yani belki biraz daha bakteri oluşmasını bekleyebiliriz. Bir bakteri kültürü kullanmadık. Bakteri oluşmasını bekliyoruz burada. Belki biraz daha yem takviyesi yapacağım buna şimdi. Biraz daha amonyak olsun diye. Onun dışında akvaryumla ilgili bir problem yok. Suyu buharlaşmıştı biraz. Buharlaşan suyu ekleyeceğim. İçme suyuyla kurmuştuk bu akvaryumu biliyorsunuz. Tekrar içme suyuyla ekleme yapacağım. Arkadaki straforun suya zararlı mı, zararsız mı diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar straforun suya bir zararı olmaz. Arka camı kırık olduğu için ben oralara yama yapmıştım. Yamaları gizlemek için arka tarafına komple strafor çektim. Tabii ben onu çok iyi sıkıştırdım. O yüzden havaya kalkmıyor. Yoksa strafor suyun içinde böyle durmaz, aklınızda olsun. Yani straforda dekor yapmayı düşünenler bunu göz ardı etmesinler. Şöyle bakıyorum. Hani yosunlanma var mı diye, bir şeyler var mı diye. Yok. Yani gayet güzel. Şöyle yapalım. Önümüzdeki hafta pazar günü yine o zaman 2 hafta olmayacak ama haftaya pazar bitki ekini yapalım. Bitkileri haftaya pazar ekmeye başlayalım. Ondan sonra da her hafta videoları paylaşmaya başlayalım. Bakıyorum camlarda pol oluşumu mu var ama yok, camlarda da bir şey yok. Gayet güzel, sağlıklı bir akvaryum olacak bu akvaryum. Biliyorsunuz arkadaşlar bu akvaryum bittikten sonra çekilişle bir aboneye hediye edilecek. Yani o yüzden bu videonun altındaki yorumları iyi takip edin. Bu videoyu da iyi takibe alın derim. Bu video bir seri olarak devam ediyor bu. Yani dolayısıyla hazır mı bitki akvaryumu elde edecek bu çekiliş sonucu kazanan talihli. O yüzden bütün herkes ilgiyle takip edecek diye düşünüyorum. Ondan sonra şöyle kısa isterseniz özetleyeyim. Bu akvaryumda neler kullandık? Altta lav kırığı kullandık. Bakteriler için iyi bir yuva malzemesi lav kırığı. Gözenekli yapısı olduğu için. Üstte de siyah kum kullandık. Bu siyah kum o piyasadaki o markalı kum değil arkadaşlar. O kumla ilgili de ayrı bir konu zaten. Ya piyasada öyle bir kum yok aslında. Üstüne siyah kum koydum. Şuradaki kayalar da benim çimentodan yaptığım kayalar bunlar. O kayaları yerleştirdim. Arka taraflara herhalde mikra ekmeyi düşünüyorum. Ya da cüce kriptokalinler var. Cüce kriptokalinlerden de olabilir. Şu kısımlara da Monte Carlo düşünüyorum. Tabii bu akvaryuma hafiften karbondioksit de vereceğiz.
O karbondioksiti de küçük 1 litrelik pet şişelerde yapmayı düşünüyorum. Haftaya bunların hepsini bir video halinde sizlerle paylaşacağım. Ben yine akvaryumun lambasını söndürüyorum, kapatıyorum. Gerek yok çünkü. Yani şu halde bu akvaryuma ışık yakmak alg gelişimini tetiklemek. Yani yosun gelişimini tetiklemek demek. Yani gerek yok şu anda. Zaten burada biraz ışık var, gün ışığı da var. O yüzden gerek yok yani. Bir daha yosunla uğraşmayalım. Bu hafta dediğim gibi aslında bitkileri ekmeyi düşünüyordum ama içimden bir ses bir hafta daha beklemem gerektiğini söyledi. Biraz daha yem takviyesi yapacağım. Biraz daha amonyak takviyesi yapalım. Şöyle biraz daha yem boşaltalım. Ya biliyorsunuz bu nitrifikasyon bakterileri, yani bizim işimize yarayan bakteriler, amonyağı nitrite çeviren bakteriler, yani bu dediğim nitrifikasyon bakterileri genel olarak. Bu nitrifikasyon bakterileri de amonyakla çoğalıyor. Yani bu bakterilerin çoğalması için amonyak olması şart. Amonyak da yemlerde ürik asit olarak var arkadaşlar. Böyle takviye yaptığımız zaman da nitrifikasyon bakterilerine de aslında besinleri tüketmeleri için nitrifikasyon bakterilerin çoğalmasında da katkıda bulunuyoruz aslında. Yem takviyesini de yaptık. Şimdi yemler burada çoğalsın. Yemler burada dağılsın. Amonyak versin. Nitrifikasyon bakterileri de bunu kullanmaya başlar. Akvaryumun lambasını kapattık. Buraya şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Siyah kartondan, şimdi bizim yer yamuk olduğu için bazı arkadaşlar akvaryum yamuk demiş ama akvaryum yamuk değil, yer yamuk. Yer yamuk olduğu için burada aşağı yukarı bir yarım santim, hatta 8 milimlik gibi bir eğri bir durum var. Ben onun yerine eskiden bunu yapardık. Şöyle siyah karton çekerdik akvaryumun üst kısımlarına. Daha önceden çerçeveler yoktu böyle. Akvaryumun üst kısımları boştu ya da çok ince çerçeveler olurdu. Ben de buralara siyah karton yapacağım. Şöyle ince 2 santimlik bir tane siyah karton çekeceğim. Ki buradaki eğri durum ne sizin ne benim sinirimi bozsun. Bunu da bir dahaki haftaya yaparız arkadaşlar. Şimdilik bu video bu kadar. Bu video ile ilgili sorularınız varsa, bu video serisi ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. İsterseniz kanalıma abone olun. Bu video ile ilgili yeni videolar geldiği zaman ilk sizin haberiniz olsun.